Yanındaki de Hüsnü Bayramoğlu. Hüsnü Bayramoğlu. Hüsnü Bayramoğlu. Evet. Nurcuların Meşveret grubunun hmm. lideri. Ona geleceğim. Şimdi man Hüsnü Bayramoğlu devreye girdi. Yani az önceki fotoğrafta yan, yan yana göründüğü üst lideri devreye girdi. Yani Hüsnü Bayramoğlu FETÖ borsasını yani devreye girdi. Kişi... Evet. O kişi devreye girdi. Hüsnü, Hüsnü Bayramoğlu. Bayramoğlu. Şimdi Hüsnü Bayramoğlu orada devreye girdi. Ee, cezaevine girmekten kurtardı. Yani FETÖ borsasını işletti. Yani ne dedi? Ben bu adama kefilim dedi. Hüsnü, Hüsnü... Bayramoğlu böyle kefaletlerde bulunabiliyor mu? Evet. Hüsnü Bayramoğlu sayesinde cezaevine girmekten kurtarıldı. Peki Hüsnü yani, Bayramoğlu? Mu cezaevinden kurtulması için Hüsnü Bayramoğlu'nun bu adam FETÖ'cü değildir demesi mi yeterli oluyor? Yani? Evet o yeterli oluyor. Çünkü... Şöyle söyleyeyim. Eee... Hüsnü Bayramoğlu, işte Said Nursi'nin hizmetkarlarından dedik, vefatından hemen önce 27 Mart 2020 tarihinde bir açıklama yapıyor. Bunun videoları internette de var. 27 Mart 2020'de şunu söylüyor. Diyor ki bu gençler e, kendi tırnak içi ifadesiyle Tayyip Erdoğan'a felaket getirecekler diyor. Orada kastettiği hmm. işte aslında Sayın Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı'nın belki de dediği gibi fetovari. Hmm. Felaket getirecekler diyor. Yani... Aslında Fethullah Gülen ve FETÖ'nün çıkış noktası da buydu. Önce biz güya Nurculuğu anlatacağız. Risale-i Nur'lar yani Sayın Nursi'nin tırnak içinde öğretilerini anlatacağız diye yola çıktılar. Sonra devlete paralel bir yapılanma kurdular. Aslında böyle bir tehlikeye e, dikkat çekiyor Sayın Hüsnü Bayramoğlu. Şimdi kendisi vefat etti ama onun yeğeni bir takım şeyler aktardı bize.